Dostlar tekrar merhabalar. Üçüncü videomuzdayız. Geometrik kavramlar ve açılar konusunun üçüncü testini çözüyoruz dostlarım. Bakalım Halit hocam ve İsa hocam nasıl sorular hazırlamışlar bize. İlk önce test 3'ün ilk 6 sorusu klasik sorularımızla başlıyoruz dostlar. Hemen şöyle ilk 6 soruyu ayarlayalım. Birinci sorumuzla başlıyorum dostum. Bakalım ne diyor? Diyor ki BA paraleldir EG'ye. Tamam, şu paralelleri uzatmak kolaylık sağlıyor demiştik daha önceki testlerimizde de. Konu anlatımımızda da söyledik bunları. Peki paralelliklerde ne arıyorduk? Biz U kuralı. Bakın şuradaki 70 ile şu açının toplamı 180 olacak. U kuralı gereği. O halde buraya 110 kaldı. Peki 110, 45 daha 155 yaptı. Alfa'ya da kaç derece kalması lazım 180'e tamamlaması için? 25 derece kalması gerekir dedik. Ve geçtim 2 numaralı soruya. 2 numaralı soruda daha hiç okumadan şurada sivrilmiş bir uç görüyorum. Ve sivri ucu görünce ne yapacaktım? Törpüleme yöntemi. İşte törpüledim arkadaşlar. Hemen. Bakın törpüleme yaptıktan sonra U, Z ve M kuralları çıkacaktı. Muz dediğimiz kurallardan biri çıkacak dostum. Hemen şuradaki U kuralını gördüm. En üstteki küçük U kuralı. O halde 120 ile şuradaki açının toplamı 180 olacak. Demek ki buraya 60 derece kaldı. İkinci U kuralına bakıyorum. Bakın o da burada. Hemen şu 100 ile şuradaki 3 açının, 2 açının toplamı 180 olacak. Demek ki buraya 80 kalacak. O halde şu araya da 20 derece kaldı. Peki bu açıyla bu açıyı eşit vermiş. Demek ki bu da 20 derecedir dedim. Son bir U kuralımız kaldı dostlar. Şu alfa ile şuradaki açıların toplamı 180 olacak. 60, 20, 20. Yani 60, 40 daha 100 derece var. Burası toplam 100 derece. O halde alfaya kalacak 80 derecedir dedim. Cevabım Ceyhan'dan çıktı. Ve geçtim 3 numaralı sorumuza. Klasik sorumuzlardan 3 numarası. BA paralelmiş EF'ye. Şu paralel doğruları birazcık uzatalım. İşte bunu uzattım. İşte bunu uzattım ve bakın arada M'nin abisi dediğimiz kural çıktı. Önce şurayı bir bulalım. 35 derece yapacak burası. Bu açı sağ tarafa bakıyor. 20 sol tarafa bakıyor. Alfa sağ tarafa, 40 da sol tarafa bakıyor. Sol tarafa bakanlar 20 ile 40 derece, yani 60 yapıyor toplamları. Bu 145'i almıyorum değil mi? Çünkü buradan bir tane almak zorundayım. 35'i seçtim ben. 35 ile de alfa sağ tarafa bakıyor. O halde 35 ile alfanın toplamı da 60'a eşit olacak dedik. Hemen 35'i çıkarttık. 25 mi kaldı gobeller? Alfamız 25 dereceymiş. Üçüncü sorunun cevabı Bursa'dan geldi. Paketledik gitti. Geldik 4 numaralı soruya. Bakalım. Şimdi burada bir U'nun abisi kuralı görüyorum. O bir dursun elimizde. Başka neler varmış? BA paralelmiş DE'ye. Tamam. Bu buna paralel. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de BC paralelmiş DF'ye. Dostlar hadi gelin şu paralelleri de birazcık uzatalım. Şunlar da paralelmiş birbirine dostum. E o zaman ben şurada da bir U kuralı yapabilirim. Onu da görelim. Şurada bir U kuralı var. Ama önce şu açıyı bir bulalım. Şimdi 135, 120 daha 255 yaptı. Ben bu 255 ile şuradaki x açısını toplarsam neydi U'nun abisinin kuralı? 3 tane açı vardı ve 3'ünün toplamı 360 olacaktı. O halde 135, x ve 120'nin toplamı 360'a eşitlendi. Hemen x'i bulalım buradan. X eşittir 105 çıktı dostlarım. 105 şuradaki açımız. Tabi bu 105 ise bunun bütünlerini bulduk biz hemen. Şuradaki açıyı 75. Yine bir U kuralı yaptık. 75 ise şuradaki açının ölçüsünü bulduk. 105. Ve şuradakilerin 3'ünün toplamını 360 derece olduğunu biliyorum. Hemen toplayalım. 120. 105 daha 225. 360'dan da 225'i çıkarttım. Cevap geliyor. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 135'miş. 4. sorumun cevabı Denizli'den geldi. Geçtim 5 numaraya. D1 paralel D2 diyor. Tamam, bu iki kerata birbirine paralel. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yapacağız şimdi. Ama önce eşit açı görüyorum. Hadi aynı harfi verecektik eşit açılar görünce. XX dedim dostlarım.
Şurada da var eşit açılar. YY dedim. Ve bakın şuradaki M kuralını bir siz de görün dostlar. Şu ikisinin arasında bir M kuralı oluşmuş ki bu M kuralı bana şunu söylüyor. X ile Y'nin toplamı alfaya eşitmiş. Sağ tarafa bakanların toplamı sol tarafa bakan alfaya eşitmiş. Bu bir. Şurada bir dörtgen gördüm Gobeller. İşte bir dörtgen var. Hadi bunların da toplamı 360'dı. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Bir toplayalım bunları da. 80 var. X, Y ve alfa var. Yazıyorum. 80 artı X artı Y artı alfanın toplamı 360 olacak. E X ile Y'nin toplamı zaten alfaydı. Bir alfa da buradan geldi. Oldu 2 alfa. Hadi şu 80'i de bu tarafa atalım. 280 mi kalıyor dostlar burada da? 360'dan 80 çıkarttım. 280. Hadi bir de 2'ye böldük. Alfa eşittir 140 derecedir dedik Gobeller. Cevabımız Denizli'den geldi. 6. soruya bakıyorum dostum. Direkt sivrilmiş bir uç görüyorum ve ne yapacağımı artık çok iyi biliyorum. Törpüleme yöntemi. Hemen törpüledik ve şurada bir U kuralı çıktı. O halde 130 ise buradaki açımızın ölçüsü 50'dir dedik. Başka ne varmış? BC paralel DE'ymiş. Bakın şu DE ile BC de paralelmiş birbirine. O halde bunların arasında şurada bir U kuralı da yapabilirim ben. Yani 130 ise burası. Şuradaki açımın ölçüsü 50 derece olacak. Bunu da yazdım. 50, 50 daha 100. O halde şuraya 80 derece kaldı. Ve bir de M kuralı görelim Gobeller. O da şurada bakın. Hatta şöyle yapayım. Şu renkle çizeyim onu. M kuralını da şurada görün. Bakın şurası bir M kuralı oluşturdu. O halde sağ tarafa bakan 80 ile alfanın toplamı sol tarafa bakan 130'a eşit olacak. 80 ile neyin toplamı 130'dur? Alfamız 50. Paketledik. Cevap Edirne'den geldi. Geçtim. Şimdi yeni nesil sorularına. Bu test 3'ün yeni nesil soruları. 7. sorumuza dostum. Şöyle bir gösterelim 7 numarayı. Güzel bir logo var burada. Tanıdık bir logo. Sanki bana öyle geldi. Tanıdık bir logoymuş gibi geldi. Aşağıda bir basketbol kulübü için tasarlanan logo verilmiştir. Tamam. BC paraleldir diyor DE'ye. Tamam. Burada bir paralellik var. Kollardan biri omuz ile 220 derecelik açı, diğer ise 210 derecelik açı yapmaktadır. Onu da eyvallah. Kollardan birinin vücut ile yaptığı açı 70 derece olduğuna göre diğer kolun vücut ile yaptığı alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi bunu en güzel şöyle klasik sisteme çevirirsek bu soruyu çok rahat çözebiliriz dostlarım, ama önce bir şekil üstünde göstereyim. Olmadı bir de klasik sistemde çözeriz. Tamam mı Gobeller? Hadi başlayalım şimdi. Şimdi şurada. Şuradaki alfayı, yani AB doğrusunu şöyle biraz uzatıp 70'i de biraz uzatacağım dostlarım. Şurada bir üçgen gibi bir şey oluşturdum bakın. Üçgen gibi bir şey çıktı buradan. Tamam, bu bir dursun. 2. Şu 220'den biraz uzattım. 210'u birazcık uzattım. Ama burada bayağı bir küçük oldu dostlar. Ben şöyle yan tarafa çizeyim mi bunu, daha güzel olsun. Şimdi şu 220'den şöyle bir uzattık ya biz. 220'yi şöyle bir uzattık. Şurada nasıl diyelim o 220'yi, şöyleydi ya, normalde şurası 220 dereceydi toplam, şurası 180 oldu, şu araya ne kaldı o halde, 40 derece kaldı. Şimdi şu da bizim şu omuz hizamız, onu da gösterelim, şöyle omuzu da gösterdik. Sonra şuradan da bir 210 derecelik bir açı vardı, şurası toplam 210 dereceydi, 180'i buradaysa şuraya da araya 30 derece kaldı. Ve bunları şöyle tepede birleştirdiğimde bakın şu aradaki açıyı buluyorum. Şimdi kafanın oraya gelen açıyı bulacağım. 40, 30 daha 70, şu araya 110 kaldı. Şimdi aynısını alfa ile 70 için de yapacağım. Şöyle bir alfadan da bir şöyle bir açı uzattık. 70'ten de şöyle bir açı uzattık arkadaşlar. Ve bakın burada bir şu açıyla bu açı yöndeş açı olduğu için şuradaki açımızın da ölçüsü 110 derece çıktı. Burası da 110. Peki 70 dereceyi şöyle bir gösterelim. Şurası 70 dereceymiş. Alfayı da gösterelim. Şurası da alfa dereceymiş. Dostum 70'in tersi de 70'tir. Alfanın tersi de
alfadır ve bakın karşıma ne çıktı burada? Çok güzel bir M kuralı çıktı. Şöyle biraz daha kalın yapıyorum o M kuralını. Ve diyorum ki yukarıya bakan 70 ile alfanın toplamı aşağıya bakan 110'a eşit olacak. 70 ile neyin toplamı 110'dur? Tabii ki 40 derecenin dedim. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Hadi 8. sorudayız. Yeni nesil sorumuz yine. Bakalım ne diyor? Aşağıda vücudu zemine dik biçimde öz çekim yapan bir insan figürü verilmiştir. Şimdi vücudu zemine dikse şurası kesinlikle 90 derece olarak inmiş. Zemin şurası olsun. Şöyle zeminimizi de gösterelim. Burası 90 derece. Başka şurada bir 130 derecelik bir açı var. Şöyle uzattığımda diyor ki telefonun uzun kenarının doğrultusunu zeminle arasındaki dar açı. Telefonu şöyle uzatıyorum. Zeminle şöyle bir yerde birleşiyorlar bunlar arkadaşlarım. Şöyle uzakta bir yerde birleştiler. Ve burada bir şurada bir açı oluşturdular. Bu açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Gelin ben bu şekli şöyle yukarıya çizeyim. Siz daha iyi anlayın dostlarım. Şurada göstereyim size bakın. Bir böyle çizilmiş yere dikmiş zemini. Şuradan şöyle bir açı gelmiş, 55 dereceymiş buradaki açı. Buradan şöyle bir yukarıya doğru bir açı gitmiş, 100 dereceymiş. Buradan da aşağıya doğru şöyle bir telefondan aşağıya doğru iniyor. Şuradaki zeminle yaptığı x açısını, şuradaki açıyı da 130 vermiş. Dostum şimdi tabii ki bir sürü seçeneğimiz var yine bu soruyu çözmek için. Mesela şekil kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5gen bir şekil. İç açılarının toplamı 540 derim. Bütün açıların toplar x'i bulurum. 540'a eşitler ve x'i bulurum. Bu birinci yol. İkinci yol, şuradan da aşağı bir diklik ben indireyim dostum. Şöyle bir diklik indirdiğimde, bakın şurada bir M kuralı çıktı karşıma. Görebildiniz mi M'yi arkadaşlar? Şurada bir M. Ve M kuralı ne diyordu bana? Aşağı bakan açıların toplamı, yani şununla 55'in toplamı buradaki 100 dereceye eşit olacak. O zaman buradaki açıya ne kaldı? 45 derece kaldı. Şimdi burası toplam 130'du. 45'i bu tarafa yazdıysam buraya da 85 mi yazacağım dostum? Peki 85, 90 da burada var. Toplamları ne olacak bu 3 açının? 180 olacaktı. O halde x'e kaç derece kalacak? 5 derece kaldı. Yani cevabım Adana'dan çıktı geldi dostlar. Cevap Adana'daymış. Geldik şu soruya. Bir pusula sorusu var dostum burada. Şöyle bir okuyalım bakalım. Birbirine paralel olan istasyon ve Cumhuriyet caddelerinin olduğu bir kent haritası. Evet, zamanımız dolmuş, onu gözden kaçırdık. Şimdi ne yaptım buraya kadar onu bir daha anlatayım ben arkadaşlarım. Yaptığım şey şu. Verilen şekli klasik moda çevirdim dostlarım. İstasyon caddesini çizdim. Şurası istasyon caddesi. Şurası Cumhuriyet caddesi. Şöyle bir yol geliyor. Şurası kent meydanı. Kent meydanından yukarıya doğru istasyon caddesine doğru dik giden bir Gazi sokağı varmış. Bunları çizdim. Şimdi diyor ki bana Gazi sokağı ile istasyon caddesi dik kesişirken Hürriyet sokağı Cumhuriyet caddesi 140 derecelik açı ile kesişmektedir. Tamam. Pusulalar dünyanın manyetik alanının yönüne bağlı olarak ibresi daima sabit doğrultuda kalan, sabit bir ibresi olan alete pusula deniyormuş. Tamam eyvallah, pusulayı tanıtmış bize burada. Cumhuriyet Caddesi'nden Hürriyet Sokağı üzerinden kent meydana doğru inerken bir atomik pusulanın görüntüsü aşağıdaki gibidir diyor. Bakın aşağıdaki pusulaya bir bakın, dikkat edin. Pusula şöyle bir şey arkadaşlarım, göstereyim onu size. Biraz daha büyük yapayım. Şöyle bir şekil pusula ve bu pusula şöyle 80 derecelik bir açıyla, 80 derecelik bir açıyla yol almış. Şurada 80 derecelik bir açıyla gidiyor. Tamam eyvallah, hiçbir sıkıntı yok buraya kadar. Devam ediyorum, soruyu okuyorum. Yukarıdaki verilenlere göre kent meydanından Gazi Sokağı üzerinden istasyon caddesini ilerlerken pusulanın görüntüsü hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bir soru soruyor. He, şimdi muhabbete bak. Şimdi pusula buradaydı değil mi dostum? Ben buradayım. Gidiyorum arabamla bu şekilde gidiyorum. İlerliyorum, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bak tam kent meydanına geldi. Kent meydanına geldim. Normalde şu şekilde devam etseydim, bu şekilde hareket etseydim, ben şöyle gidiyor olsaydım, şu noktada dışarıya çıkacaktım. Ama adam diyor ki hayır dur, buradan diyor şöyle dönüş yap, şurada çıkacaksın dışarıya diyor. Peki ben normalde böyle gidiyordum 80'le, kaç derece dönüş yaptım sol tarafa doğru? 50 derecelik bir dönüş yaptım arkadaşlarım. Demek ki 50 derece daha eksik bir açıyla gidiyorum ben yoluma. Normalde 80'di. 50 derece daha fark koy buraya. 50 derece daha çıkar şu aradan. Kaç derece kaldı buraya? 30 derece
sol taraftan bir açıyla gidecekmişim. Bakalım hangi seçenekte var? 30 derece sol tarafta. Bakın Adana seçeneği, Bursa'yla sakın karıştırmayın. Ya da Ceyhan'la, ikisinde de 30 yazıyor ama ben Adana'yı işaretledim. Neden? Çünkü pusula kuzeyin sol tarafındaki ibreyi alacaksın. Burada sağ tarafında, gördüğünüz gibi sağda. O yüzden bu cevap değil. Cevabımız Adana'dan geldi Goberler. Evet arkadaşlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi bununla birlikte geometrik kavramlar ve açılar testimiz bitti. Üçgende açılara geçeceğiz bir sonraki videoda. Hadi görüşmek üzere Goberler. Kendinize iyi bakın.